Distinguished members of the press, ladies and Sayın basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün son derece saygın katılımcılarla açılış basın toplantımızı yapıyoruz. Diğer katılımcılarla birlikteyiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Thomas Gass, Under Secretary General Thomas Gass, BTK Başkanı Sayın Tayfun Acarer ve Ambassador Yanis Karklins of Latvia and Chair of the Multi-Stakeholder Advisory Group of the Internet Governance, internet yönetişimi çok paydaşlı tanıtım grubu başkanı Büyükelçi Yanis Karklins bizlerle beraber. Now I am giving the floor. Şimdi sözü Sayın Thomas Gass'e vermek istiyorum. Genel Sekreter Yardımcısı. Buyurun efendim. Teşekkürler. İyi öğleden sonraları hanımefendiler, beyefendiler. Ben de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adına ve Genel Sekreter Ban Ki-moon adına Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Sekreter Yardımcısı Sayın Fo adına öncelikli olarak Türkiye'ye teşekkürlerimizi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. 9. IGF'e ev sahipliği yaptıkları için. Son 9 yıllık dönemde IGF son derece canlı tartışmaların yürütüldüğü bir uzama haline geldi. Herkesin sesini duyurabildiği, bütün fikirlerin ortaya konulabildiği ve politika üreticilerinin dünyanın dört bir yanından bir araya geldiği bir platform. Bu yılki IGF sırasında konsensusa ulaşılması diğer internet yönetişim foralarla, yani Net Mundial buna örnek olarak verilebilir. Geçtiğimiz Nisan ayında Brezilya'da düzenlenmişti. Bütün bu düşüncelerin ve çıktıların bir araya gelebileceği bir platform oluşturulması isteniyor. Daha görünür, daha sesi duyulur bir hale gelsin ki bu forumlar, internet yönetişim kurumları bunu daha ileriye taşıyabilsinler. İstanbul'da ilk kez düzenlenecek olan iki tane oturum var. Bir tanesi İYAN'la süreciyle ilgili, diğeri de A objektifliği, A tarafsızlığı ile ilgili. Bir yandan da internetin eşsiz kimlik belirleyicileri olan internet dünyasının önde gelenlerinden internet dünyasına çalışanlara kadar herkesin katılımı sağlanacak. İkincisinde internetten elde edilen bütün verilerin hem hükümetler hem de hizmet sağlayıcılar tarafından aynı şekilde eşit bir şekilde ele alınması konusu ele alınacak. Bunların her ikisi de IGF açısından hayati önem taşıyor. Ana oturumların dışında en iyi uygulamaların ele alındığı forumlar, yüzden fazla atölye çalışması ve de yan etkinlik. Bu 4 günlük toplantı boyunca ele alınıyor olacak ana ve yan temalarla. Kıtaların bir araya getirilmesi ve çok taraflı ve çok paydaşlı internet yönetişim oyuncularının bir araya gelmesi çok büyük önem taşımaktadır. Birçok hükümetin ve paydaşın farklı görüşleri var bu konuda. 9. IGF ise burada Birleşmiş Milletler'in rolünden de faydalanarak herkesi bir araya getiriyor ve de daha önceki yönetişim meselelerini ve konsensus meselelerini bir araya getirerek yakınsamayla bunları ön plana çıkarıyor. Bir kez daha altını çizmek isterim. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne müteşekkirdir. 9. IGF ev sahipliği yaptıkları için bence şimdiye kadar yapılmış en başarılı IGF olacak. Çok teşekkürler. Sir, and now I give the floor. Teşekkür ederim efendim. Şimdi Excellency'lere Tayfun Acarer'e veriyorum sözü. Sekreter Yardımcısı Sayın Thomas Gass, Sayın Büyükelçi, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün başlayacak olan 9. İnternet Yönetişim Forumunda sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi dün ev sahibi ülke sıfatıyla ülkemiz tarafından yapılan ekonomik kalkınma için kapasite geliştirilmesi teması ile bir üst düzey liderler toplantısı yapıldı. Pek çok
bakan, başbakan yardımcısı ve üst düzey katılımcı burada bu konuda görüşlerini bizlerle paylaştı. Bugün başlayacak olan internet yönetişim forumunda ise internet ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek, mevcut ve gelişen konular belirlenecek. Bu konular kamuoyunun gündemine getirilerek buradaki sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunulacak. Sayın Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımız Lütfü Elvan Bey, yoğun iş temposu içinde sağ olsun buraya geldi. Biraz evvel havaalanından çıktılar. Biraz sonra da inşallah buraya ulaşacaklar. Saat 14.30'da Sayın Bakanımızın buraya iştirakiyle beraber IGF'in Internet Governance Forum'un açılışı yapılacak Sayın Bakanımızın himayelerinde. Ben Mr. Bay Gass Internet Governance Forum'la ilgili bilgileri verdi. Ben de bazılarının altını özellikle çizmek istiyorum. Burada farklı ülkelerin hükümet temsilcilerinden özel sektöre, akademik çevrelerden sivil toplum kuruluşlarına, teknik kuruluşlardan bireylere kadar geniş çevrelerden çok değerli katılımcılar var. İnternet Yönetişim Forumu'nun bu yılki şu anda bize ulaşan rakamlarına göre 3000'den fazla kayıt yapıldı. Ama bu sayıyı tam veremiyorum çünkü sürekli değişiyor. Belki fark ettiğiniz aşağıda hala kayıt yaptıranlar var. Yarın da bu devam edecek, hatta Perşembe günü de devam edecek. Katılımcılar arasında bir başbakan yardımcısı, 11 bakan, 10 tane bakan yardımcısı, 6 milletvekili, 2 barones İngiltere'den ve çok sayıda üst düzey yetkili bu toplantıya iştirak ediyor. Aldığımız rakamlar, ki o da tam net değil çünkü o da sürekli değişiyor, 135'ten fazla farklı ülkeden buraya katılımcı iştirak ediyor. Bildiğiniz gibi katılımcıların bir kısmı bizzat burada panellere iştirak ediyor, bir kısmı da internetten online ortamında bu panellere katılıyorlar. Gerçekleştirmekte olduğumuz IGF'in ana teması çok paydaşlı, güçlendirilmiş internet yönetişimi için kıtaları birleştirmek olarak belirlendi. Gerçekten İstanbul'umuzun coğrafik, doğal coğrafik konumu da dikkate alındığında hani hakikaten İstanbul'dan çok özdeşleşen bir ana tema oldu. Alt temaları var. Sayın Gass da bir miktar açıkladı. Erişim politikalarından internet ve insan haklarına kadar 8 ayrı konu burada ana tema olarak, alt tema olarak belirlendi. Burada özellikle yarından itibaren 12 farklı salonda Cuma günü akşamına kadar 120 paralel oturum yapılacak. Bunlarla ilgili değişik salonlarımız var. Ayrıca tüm bu ana oturumlar ve yapılacak çalıştaylara uzaktan internet ortamında katılım imkanı da sağlandı. İnternetten yayınlanacak bu oturumlar, internetten yayınlanacak, metin çözümleri yapılacak. Ayrıca istenildiğinde daha sonra da izleme imkanı olacak. 2006 yılından itibaren biliyorsunuz Internet Governance Forum yapılıyor. Bu yıl Türkiye'de yapılan 9. Internet Governance Forum. Bu forumda her konu açık bir yapıda herkesin gönüllü katılımı ile görüşülmekte. 2006 yılı aslında çok değil, yani yaklaşık 9 yıl önce. Fakat internette gerçekten o kadar hızlı değişim ve gelişim sağlanıyor ki takdir edersiniz ki 2006'da konuşulan konularla bugünküler arasında dağlar kadar fark var. Belki 9 sene sonra çok çok daha farklı konular konuşacağız. Gerçekten internet her geçen gün yaşantımızı biraz daha fazla kuşatıyor. Sadece bireylerin değil, işletmelerin, ülkelerin vazgeçilmez bir ortam sağlayıcısı haline geldi. Önceleri internet
hayatı kolaylaştıran bir ortam olarak ilgi duyulan bir araçtı. Artık yeni ekonominin, yeni sosyal ve kültürel yaşamın ve yeni demokrasinin vazgeçilmezi oldu. Bu nedenle ben Internet Governance Forum'u çok önemsiyorum. Türkiye'de yapılması gerçekten de son derece önemli. Bu konu Sayın Başbakanımızın özellikle takip ettiği, Sayın Bakanımızın bizzat biraz sonra iştirak edip katılacağı Türkiye açısından son derece önemli bir forum. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler yetkililerine teşekkür ediyorum. Başarılı bir forum geçirmemizi temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Teşekkürler Sayın Acarer. Thank you Mr. Acarer. Now I open the floor. Şimdi sözü sorulara açıyorum. Lütfen kim olduğunuzu tanıtın. Soru sormadan önce. Beyefendiye verelim lütfen. Siz ikinci olacaksınız. Tayfun Bey'e soracağım sorumu. İnternet yönetişim forumunda tüm ülkeler burada bir araya geliyorlar. Bildiğiniz gibi de şu anda hem mahremiyet tarafında dün de yaşanan bir olayla beraber hem de internetin güvenliği alanında birçok konu tartışılıyor. Öte yandan sizce özel sektör burayı nasıl takip ediyor? Çünkü bu işin bir tarafında da sosyal medya ve özel sektör şirketleri var ve onlarla ilgili de Türkiye'nin de yaşadığı sıkıntılar var. Onlar burayı nasıl takip ediyorlar? Buradan çıkan kararlara ne kadar ilgi gösterecekler? Murat Bey, aslında teşekkür ederim. Bir önemli konuya parmak bastınız. Internet Governance Forum hükümetlerin değil, aslında çok paydaşlı bir çalışma ortamı. Ben aslında tabii Türkiye'den daha fazla farklı paydaşın burada yer almasını isterdim. Bununla ilgili yine bildiğiniz gibi yaklaşık 5 ay öncesinden bu konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı ve öneriler almaya başladık biz. Müteahhit defalar toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda görüşler aldık. Bunların internet ortamında arkadaşlarımızla paylaşılması istendi. Yine de Türkiye'den ciddi bir katılım var farklı kuruluşlardan. Ama sözünü etmediğiniz aslında belki hani STK'lar ilgi gösteriyor, değişik sivil toplum kuruluşları var, değişik kuruluşlar var ama asıl üniversitelerden ben çok daha fazla katılım beklerdim. Bizzat üniversitelere tek tek dağıtım yapıldı, bilgilendirme yapıldı ama hani sivil toplum kuruluşlarından ziyade üniversitelerin burada çok az yer alması bizi üzdü. Teşekkür ederim. Şimdi Dorian Jones, Voice America. Dorian Jones, Voice America Radio. Türkiye en kötü sicile sahip dünyada interneti yasaklamak açısından. Bu yıl hükümet Twitter'ı yasakladı Anayasa Mahkemesi tarafından. Bu ülke uygun bir yer mi bu internet yönetişim forumunu organize etmek için? Birleşmiş Milletler kötü davranışı mı ödüllendiriyor bu organizasyonu Türkiye'de yaparak? Soruyu kime yöneltiyorsunuz efendim? Çok teşekkürler sorunuz için. IGF 2006 yılından beri düzenlenmektedir üye devletlerde, Birleşmiş Milletler'e üye devletlerde düzenlenmektedir ve de bizim pratiğimiz gereği bir rotasyon usulü farklı ülkelerde düzenlenir. Bizler farkındayız şüphesiz.
Ne yazık ki internetle ilgili sansür uygulaması bazı ülkelerde mevcut, dünyada bazı ülkelerde mevcut. Ancak önem taşıyan şey şu ki, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü bilgiye erişim saygıyla karşılanmaktadır. Hukukun üstünlüğü dediğimiz zaman, hukukun üstünlüğü açık ve özgür bir interneti de gerekli kılar. Birleşmiş Milletler yaptığı çalışmalar bünyesinde açık ve özgür internete yönelik onun yararına olacak çalışmalar ve tartışmaların yürütülmesine faydalı olduğuna inanır. O yüzden de burada da bu hafta boyunca bu tartışmalar sürdürülecektir. Peki, başka sorusu olan var mı? Mr. Gus, dünyanın en büyük borsası. Bitcoin'den söz ediyoruz. Sanal dünyanın parası var. Söz ediyoruz. Sanal dünyada güvenlik çok zayıf. Sanal dünya, ülkelerin güvenliğine ve değerlerine yönelik saldırıların Truva atlarıyla doldurulacaksa eğer, bu geleceğimiz için çok tehlikeli olacak. Sanal hukuk ve sanal yargı, evrensel değerler üzerine kurulu, kendini otokontrol sistemine tabi tutan ve sağlıklı bir gelecek planlayan bir internet ne zaman, nasıl mümkün olacak? Soruyu kime yöneltiyorsunuz? Mr. Gus. Assistant Secretary General, please. Thank you. Çok teşekkürler. Çok önemli bir soru sordunuz ve dürüst olmam gerekirse çok da memnun oldum aslında. Sayın Başkan, çok paydaşlı danışmanlar kurulu IGF'de burada bizimle birlikte, Büyükelçi Yannis de bizimle birlikte. O yüzden de belki sözü kendisine vermem çok daha uygun olacaktır. Bu bir şekilde yakar top gibi bu siber güvenlik meselesi ve bu mesele de zaten hem haberlerde yer buluyor hem de bir yandan da kaygı uyandırıyor insanlarda, hatta korku uyandırıyor diyebilirim. Bu korku da tabii çok olumsuz çünkü biz hiçbir şekilde internetin bu şekilde kapatılması ya da fragmente edilmesi taraftarı değiliz. Sonuçta herkes kendi kurallarını yürütebileceği, kendi kurallarıyla yönetebileceği bir mecra olmamalı diye düşünüyoruz. Hiç kimse kendi adımlarını dilediği gibi atamaz burada güvenliği oluştururken. Bu neticede interneti yavaşlatacak bir adım olacaktır. Bir yandan da ihtiyaçlarımızın karşılanmasını geciktirecek ya da engelleyecektir. Bu tür tartışmaların yürütülmesi çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden de IGF bir dizi atölye çalışmasıyla ve birçok konunun ele alındığı toplantıyla bu konuya ışık tutmaktadır. Belki Sayın Büyükelçi Karklins buna yönelik bir yanıt verebilir. Çünkü kariyeri boyunca da kendisi buna yönelik çalışmalar yapıyor. İzninizle sözü kendisine veriyorum. Çok teşekkürler ve kesinlikle katılıyorum. Siber güvenlik meselesi çok önemli ve artış kaydediyor önem açısından. İnternetin kapatılması ya da sınırlanması meselesinde bunun yansımaları oluyor tabii ki. Ve de insanların büyük bir çoğunluğu biliyoruz ki dürüst insanlar ve de pozitif katkıda bulunuyorlar. Ama her toplumda olduğu gibi, bildiğimiz gibi, her zaman olduğu gibi toplumlarda suçlu insanlar da var ya da suç potansiyeli olanlar da var. Birçok faktör var tabii ki. İnternette yaşanan baktığımız zaman çok büyük bir kısmının yasal olduğunu, pozitif etkisi olduğunu görüyoruz ama bir yandan da internetin amaç dışı, kötü niyetli kullanımı söz konusu. Bu bir gerçek ve internet çevreleri de zaten bunun minimize edilebilmesi ve bu olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi için çalışmalar yürütüyorlar. Bu bağlamda ben herkesin birlikte el ele çalıştığını söyleyebilirim internetin güvenli bir mecra haline getirilebilmesi için. İnternet zaten açık bir sistem olarak orijinalinde tasarlanmıştı. Herkes inovasyonu gerçekleştirebilir internet üzerinde ve de inovasyonu son derece pozitif bir şekilde yapabilir. Ama bir yandan da negatif yaklaşımı olanlar, suç amacıyla yaklaşanlar da söz konusu. O yüzden de kaçınılmaz olarak
bu şekilde olumsuz etkilerini de görmeyi sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Ya da suç teşkil eden hareketlerde, hamlelerde bulunanları da görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ama alınan önlemler bu suç unsurlarını minimize edecektir. Son bir nokta. Şöyle çok önem taşıyan bir konu var. Bütün bireysel internet kullanıcıları gerekli becerileri elde ederek bu tuzağa düşmeyeceklerdir. Siber suçların veya siber suçluların tuzağına düşmeyecektir. Bu da neticede bir eğitim meselesi. Burada medyanın ve bilgi ve bilgisayar okuryazarlığının da okullarda müfredatın bir parçası haline getirilmesi işte bu sebepten dolayı çok önemli. Bu sayede güçlü bir şekilde suç teşkil edenlerin tuzaklarına düşmeyecektir diğer insanlar. Teşekkürler Sayın Büyükelçi. Başka sorusu olan var mı? Reuters, buyurun. Merhaba, John Stephens from Reuters'ten. Biliyorum burada çoklu paydaşlar var, yalnızca ulus devletler temsil edilmiyor. Ama ben şunu merak ediyorum, IGF ve de paydaşları ve de Birleşmiş Milletler Orta Doğu'daki mesela IŞİD gibi grupların bildirimlerine yönelik nasıl bir yaklaşım geliştiriyorlar ve de burada bir sansür söz konusu olabilir mi? Sorunuz kime efendim? Sorum Sayın Karklens ve Sayın Gels için. Buyurun, teşekkürler. Buyurun. İnternet açık bir mecra. Ve de ifade özgürlüğü, internet üzerinde ifade özgürlüğü zaten operasyonların prensiplerinden birini oluşturmaktadır. Aynı zamanda hiçbir hak mutlak değildir. Siyasi haklar ve de medeni hukuk çerçevesinde de belli sınırlamalar getirilmiştir. Mesela ifade özgürlüğüyle de ilgili bir çerçeve söz konusudur aynı şekilde. O yüzden de bizler uzlaşıya vardığımız üzere, uluslararası çevreler olarak uzlaşıya vardığımız üzere hem çevrim içi hem de çevrim dışı aynı prensipler geçerlidir diyoruz. Şöyle ki çok sınırlı ve net bir şekilde tanımlanmış vakalarda ifade özgürlüğüne sınırlama getirilebilir internette. Yes, evet, ben şöyle derdim. İnternet yeni bir alan. Öyle bir alan ki kurallar, yönetmelikler henüz o kadar gelişmiş durumda değil. Onun için gerçekten galiba Temmuz 2012'de İnsan Hakları Konseyi şunu kabul etti. İnsan hakları İnternette de aynen internet dışında olduğu kadar geçerlidir dedi. Yani tabii ki devletler bu konuda yasalar koyacak fakat temel değerler mesela ifade özgürlüğü ama tabii ki bu başkalarına olan saygı, başkalarına olan dürüstlükle dengelenmeli. Bu dengeden de emin olmak lazım internette. Teşekkürler. Başka soru var mıydı? Tayfun Acarer'e. Efendim bugün düzenlenen bu toplantı Türkiye'nin uluslararası işbirliği internet yönetişiminde uluslararası işbirliğine ne kadar önem verdiğini aslında bir göstergesi. Önümüzdeki süreçte bir yol planınız var mı yine? Başka işbirlikleri, çalışmalar olacak mı? Daha önce 49 ülkeyle siber güvenlik konusunda bir anlaşma imzalanmıştı. Ciddi adımlar atıldı bu konuyla ilgili. IKEN'de de yine görev alıyor Türkiye. Önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı uluslararası işbirliği alanında? Teşekkür ederim. İnternet bir kere herhalde günümüzün en küresel aracı. İnternet konusunda uluslararası işbirliği yapılmaması mümkün değil. Biraz evvel Sayın Büyükelçinin söylediği gibi sadece siber güvenlik konusu da değil. Kişilik haklarının ihlali, özel hayatın gizliliğinin ihlali, onun dışında bilgi güvenliği konularında ülkelerin tek başına yapacağı hiçbir şey yok. O nedenle mutlaka
sadece Türkiye değil, bütün dünya ülkelerinin işbirliği yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok önemli bir hususa değindiğiniz için. Thank you. Evet. Last two questions. Son iki soruyu alıyoruz. Ben de şeyi soracağım her üç konuşmacıya. İnternetin en öncelikli konusunun, sorununun ne olduğunu düşünüyorlar? Yani birer cümleyle. Okay. Thank you. Mr. Yes. Well, IGF'in amacı tam olarak ortaya koymak, belirlemek bu önemli meselelerin ne olduğunu. İşte o yüzden çok paydaşlı doğası IGF'in bu kadar önemli. Çok paydaşlı danışma kurulunun başkanı Büyükelçi Kartlin'den daha önemli ne olabilir? Çünkü bu toplantı hazırlanırken tam olarak bu egzersizlerin üzerinden geçti. İşte şu anda en önemli mesele nedir diye sordu. Ve bunlar zaten programa da yansıdı. Ama izninizle belki Büyükelçi Kirkland kısaca cevap verirse bu soruya. En önemli konularından bir tanesinin güvenlik kullanımının olduğunu düşünüyorum. Çok boyutlu yalnız bu güvenli kullanım. Yani hem fiziksel olarak hem içerik olarak gerçekten çok güvenli kullanım çok önemli. Tabii bunun için de çok paydaşlı bir yönetim anlayışının da gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü bu güvenli kullanım için de çok paydaşlı model olmazsa olmazdır. Zaten IGF'in bana göre en önemli egzersizi de Bay Gess'in söylediği gibi bu konu burada test ediliyor ve geliştirilmeye çalışıyor. Teşekkür ederim. Yeah, I will try to ben söylenenlerin tersi bir şey söylemeye çalışacağım. Bunu da şöyle yapacağım. Sorunuza bir cevap yok. Çünkü bakış açınıza bağlı olarak değişik cevaplar verebilirsiniz buna. İnternete erişimi olmayanların en büyük konusu mesela erişim konusu. Erişim olduktan sonra fiyat konusu devreye giriyor. Fiyat hallolunca o zaman şunu bilmek istiyorsunuz, hız yeterli mi? İşte bir de interneti kullanmanın zevkini aldıktan sonra da bütün meselelerin üstüne internetin kullanımıyla ilgili her şey, işte güvenlik, mahremiyet, fakat eşit derecede teknolojiyi nasıl kullandığımız, sosyal gelişim, eğitim, kültür için, bilginin serbest dolaşımı için, tıbbi nedenlerle siz söyleyin yani gerisini. Onun için sanıyorum hiç kimse cevap veremez bu soruya. Bu bugün internet için en önemli şey nedir deyip de herkesin antat kalacağı bir cevap veremeyiz. Çok teşekkürler Sayın Büyükelçi. Son soru, gazetecilerden soru alıyoruz. Sadece gazetecilerden soru alıyoruz. From which organization? Müsaade ederseniz söyleyeceğim. BT Haber İhsan Mutlu. Efendim, özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir organizasyonun ülkemizde gerçekleştirilmiş olması bizim için hakikaten hem bir taraftan onur verici, diğer taraftan da bayağı eğitici olduğunu kabul etmemiz lazım. Üstelik de gördüğüm kadarıyla IGF ilk defa bu kadar geniş bir katılımla yer alıyor. Bugüne kadar sesi pek çıkmıyordu. Tahmin ediyorum Türkiye üzerinden sesi bayağı çıkacak. Benim sorum iki aşamalı. Bir tanesi artık Amsterdam dışında kıtalara açılış, biraz önce transition sözü geçti. Acaba bizim ülkemizden, ülkemizde böyle bir durumun gerçekleşmesi mümkün olabilecek mi? İkincisi de yine ülkem açısından sayısal uçurumun kapatılması, daraltılması konusunda bu tür çalışmaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Acaba bundan sonraki adımlar bu ortak paydaşlar açısından da bize bir katkı sağlayabilecek mi?
Şimdi yine çok önemli bir husus, aslında belki konferans konusu olacak konular bunlar. Amsterdam dışında belli başka haplar var mı? Tabii herhalde en büyük Amsterdam. Ben kesinlikle farklı hap noktalarının da olmasının gerektiğine inanıyorum. Özellikle bilginin güvenliği açısından, altını çizerek söylüyorum, bilginin güvenliği açısından, internetin daha temiz kullanımı açısından, daha ucuz olması açısından farklı hap noktalarının olmasını kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye gibi tam bir köprü olan, yani üç farklı kıtanın tam ortasında bulunan bir coğrafik konumda olan ülkenin de birçok hap noktasının, yani tek bir hap bile değil, birçok hap noktasının olmasının kesinlikle gerekli olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Sayısal uçurumun azaltılması konusunda dünyada en önemli çabayı gösteren ülkelerden bir tanesinin, çok iddialı bir şekilde söylüyorum, rakamlarla da bunu ispat edebiliriz, Türkiye'dir. Bugün Türkiye'de 32 binden fazla yerleşim yerinde hem mobil haberleşmenin hem de internet altyapısının götürülmediği bir nokta kalmamıştır. Bunu altına iddia çizerek söylüyorum. Buradaki yapılan masrafın özellikle küçük yerleşim yerlerindeki bedeli Evrensel Hizmet Fonu'ndan bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Ve Sayın Bakan bunu ısrarla takip ediyor. Çok önemli bir husus. Bunun dışında dünyada çok az ülkede olan Fatih projesi gibi bir proje, milli eğitimde bütün ilk öğretim ve liseler dahil 16 milyondan fazla öğrencisine tablet bilgisayar vermeyi hedefleyen ve buna başlayıp şu anda da halen bu tablet bilgisayarları vermeye devam eden, akıllı tahtalarla internet ortamında eğitimi hedefleyen ülke sayısı herhalde çok azdır. İnşallah 3 sene sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu yakından takip ediyor. Bu proje gerçekleştiğinde Türkiye'de bütün eğitim internet ortamında, elektronik ortamda verilecek. Bu konuda Türkiye çok iddialıdır. Teşekkür ediyorum ben. Sayısal uçurum azaltılması açısından çok önemli bir husus diye düşünüyorum. Thank you very much. Çok teşekkürler katılımınız için. Bir soru daha almak ister miydiniz? Bir takip sorum var. Bu İslam cumhuriyetçilerin kafalarını kestikleri insanların videoları, bunlar ifade özgürlüğü mü, insan hakları ihlali mi? Eğer insan hakları ihlali ise bunlar ne tip tedbirler alınabilir? Bunların 12 yaşında bir çocuk tarafından görülmesi nasıl önlenebilir veya onların ebeveynlerinin bunları görmesi nasıl önlenebilir? Ben bu kadar önemli bir karar alabilme konumunda değilim, bu kadar ciddi bir konuyla ilgili olarak. Bu ulusal düzeyde alınması gereken bir karar, tartışılması gereken bir şey. Ben ancak tekrar altını çizebilirim insan haklarının öneminin. Ne kadar korkunç olduğunu bu eylemlerin bir kere daha söylüyorum. Lanetlenmeleri gerektiğini, kınanmaları gerektiğini söylüyorum. O kadar ince bir çizgi var ki, korkunç şeyin resmini kullanmak, bunlarla iletişim kurmak, ondan sonra bu resimleri kullanarak yapılan korkunç şeyleri kınamak. Çok teşekkürler. Sayın Büyükelçi, Sayın Başkan, bir şey eklemek ister miydiniz? Yarım saate yakın bir zamandır bizim açıklamalarımızdan sonra çok farklı konular ve çok farklı görüşler getiriliyor. İşte ICF'in güzelliği bu. Bunların tartışılacağı, özgürce tartışılacağı bir ortam temin ediyor. Tabii hepsi çok önemli konular ama mutlaka tartışılması gerekiyor. ICF bu açıdan çok önemli. Mr. Ambassador, would you like to add anything? Sayın Büyükelçi, siz bir şey ekleyecek misiniz? Çok teşekkür ederim katıldığınız için bu açılış basın toplantısına. Başarılı bir konferans
diliyorum herkes için. Teşekkürler. Küçük'te de ana oturum başlayacak. Anatolu salonunda. The main session will start at 2:30 today. Anatolu. Thank you.